Gelin birlikte 2 tam 1 bölü 4 çarpı 3 işleminin sonucunu bulmaya çalışalım. İsterseniz videoyu durdurun ve sonucu benden önce kendi kendinize bulmaya çalışın. Bu soruyu farklı şekillerde yapabiliriz. Örneğin bir sayıyı 3 ile çarpmak demek bu sayıyı 3 defa kendisiyle toplamak demektir, değil mi? Başka bir deyişle bu işlemle 2 tam 1 bölü 4 artı 2 tam 1 bölü 4 artı 2 tam 1 bölü 4 işlemi aynıdır. 2 tam 1 bölü 4'leri de 2 artı 1 bölü 4 olarak yazabiliriz, öyle değil mi? Artı 2 artı 1 bölü 4 ve artı 2 artı 1 bölü 4. Bu yaptığım 2 tam 1 bölü 4'ün tam sayı ve kesirli kısımlarını ayrı ayrı yazmaktan başka bir şey değil. Ve şimdi de önce tam sayıları birbiriyle toplayabilirim. 2 artı 2 artı 2 6 eder. Sonra da kesirleri, yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 işlemini yaparım. Elimizde 3 tane 1 bölü 4 var. O halde sonuç 6 artı 3 bölü 4. Ve bunu da 6 tam 3 bölü 4 olarak yazabilirim. Aynı işlemi bu şekilde de yapabilirdik. 2 yerine 8 bölü 4 yazacağız. 1 bölü 4'ü de buna ekleyeceğiz. Bunları parantez içine alırsak daha iyi olacak. Çarpı 3. Parantezin içindeki toplamanın sonucu 9 bölü 4. 9 bölü 4 çarpı 3 de 9 bölü 4 artı 9 bölü 4 artı 9 bölü 4'e eşittir ve bu işlemin sonucu 9 artı 9 artı 9 27 olduğuna göre 27 bölü 4'tür. Sonuçları görünce farklı olduklarını düşünmüş olabilirsiniz. Ama bakın, 6 tamda kaç tane 1 bölü 4 vardır? 24 tane. Evet, 6 yerine 24 bölü 4 yazabilirdik. Öyle değil mi? Artı 3 bölü 4 yazınca da sonucun 27 bölü 4'e eşit olduğunu görürdük. İşte bu kadar.